Yeni yılın en keyifli anları yılbaşı sofralarında yaşanır. Kimilerine göre de yılbaşının en vazgeçilmez yemeği ise hindidir. Peki iyi bir hindi nasıl pişirilir? Püf noktaları nelerdir? Ben Sinan Şef. Orta Doğu'dan gelmiş bir şef olarak Sinan Şef'i kurduk. Kayseri hizmet ediyoruz. Şimdi yılbaşlarında hindi dolması bir vazgeçilmez bir dolma oluyor, yemek oluyor hindi. Hindi dolmasında biz öncelikle iç pilavımızı yapıyoruz. İç pilavında kullandığım benim kendi pirincim, kendime ait pirincim. Hint pirincidir. Onun yanında baharatlarımız var. Arap baharatlarımız var. Ben pilava sarımsak da kullanıyorum. Soğan, domates. Bu baharatları kullanıyorum. Kuru limon, helderiz, tane karanfil, tane tarçın, tane kimyon, vazgeçilmezimiz kuru meyvelerimiz, kestanemiz, incirimiz, kuru eriğimiz, dağ çileğimiz, sarı üzümümüz, siyah üzümümüz, kuru tutumuz, bunların hepsini pilavda kullanıyorum. Peki mesela lezzeti en çok nereden geliyor? Yani püf noktası, o ince ayrıntısı nedir? Şimdi ben çok farklı bir çalışma yapıyorum. Ben mesela benim pilavımda bol soğanlı, sarımsaklı, zebzeli, kuru meyveli, bu Orta Doğu'nun bazı baharatlarını kullanarak ayrı bir pilav tadı veriyorum. Baharatlı bir tat veriyorum. Onunla hindimize doldurayım. Hindinin içini önce tuzla, tereyağıyla bir çeviriyorum dışını, içini. Ondan sonra pilavı doldurduktan sonra yüzünün sosunu yapıyorum fırına. Ben Türkiye'ye yabancı bir insanım. Yılbaşı da pek kutlamış bir insan da değilim. Yılbaşlarında hindinin çok yoğun olduğunu duyuyoruz, yani biliyoruz. Ben hindiyi kendi yöntemlerimle yapıyorum. 4,5 saat sürer. Biz buharda pişirdiğimiz için 4 saat buharda bekletiyoruz. Hindinin içini doldurmak için ne kadar, ne malzeme gerekiyor? Şimdi önce hindimizi doldurmak için önce pilavımızı bir yapacağız. Pilava başlayalım. 2 tane soğan doğruyorum böyle. Soğanı böyle doğruyoruz. Şimdi 2 tane tam büyük soğanımızı doğradık. Tenceremize tereyağımızı koyduk. 250 gram tereyağımızı, soğanımızı sarımsakla birlikte tereyağa atıyoruz. Kapya biberimizden 1 tane doğruyoruz, büyük bir biber. Renklendirsin ve tat verir. 1 tane de yine yeşil biber doğruyorum ben. Şimdi 2 tane de havuç doğruyorum. Soğanımız biraz ölünce bunları da ilave yapıyoruz. Bunları da öldürüyoruz biraz. Soğanımız biraz oldu. Şimdi bu zebzeyi de atıyoruz. Onlar pişerken burada kabuğunu soyduğumuz domatesleri de doğrayacağız. Domatesimizi doğradık. Domatesimizi de alıyoruz. Zebzemizin üstüne ilave yapıyoruz. Şimdi baharatlara geçiyoruz. 1 kaşık pul biber. 1 kaşık gibi toz biber. 1/2 çeyrek kaşık karabiber. 1/2 kaşık kimyon. Az bir kekik. Bunları da atıyorum pilavımızın içine. 1 tane tarçın. Kuru limon. 1 tane kimyon. Buna hel deriz. Bunu ben ezdim. İçinin baharat kısmını Türk halkımız fazla şey yapmaz. Onun için tadını vermek için biraz. 1 tane zevkine kadar atabilirsin. Kestaneyi seven çok atar. Sevmeyen normal atar veya hiç atmaz. Ben böyle kullanıyorum. 7 tane. 4 tane incir atacağım pilavımın içine. Böyle biraz kuru erik. Kuru meyveler vazgeçilmezimiz bizim. Kuru eriğimiz. Dağ çileği çok seviliyor. Dağ çileği. Üzümlerimiz. Sarı çekirdeksiz üzümümüz. Siyah üzümümüz.
kurutup da atıyorum içine. Malzemelerimizi, baharatlarımızı atıp tamamlayıp bir çevirdikten sonra pirincimiz yıkanmış, bol suyla yıkanmış pirincimizi de atıyorum. Pirincimizi, baharatımızı ayarlayıp da pirincimizi de ayarlayınca bu pirincin sırrı bir bardak pirince iki bardak su. Bunun düzeni budur. Burada bizim et suyumuz. Et suyu kullanıyorum ben. Ben onun suyunu kendine göre ayarladım. Bir bardak pirince iki bardak su. Ayarının tam olması için. Daha sonra tuzumuzu. Tuz zaten ayardır. Ben biraz da eksik yapıyorum bunu. Suyu hafif yüzünde az bir şey kalana kadar, terleyene kadar ağzı açık şekilde kaynatıyorum. Sonra altını son derece kısıyorum. Kapağını örtüyorum. Tereyağımı, toz şeker, kaya tuzumuz, yedireceğiz bunu. Bunları yedirdikten sonra pilavımızı, hindimizin, sarımsağımı önce şöyle bir alayım da, böyle hindimizin içine dolduruyoruz. Buraya yerleştiriyoruz efendim. Burada su yok. Bizim normal şeklimiz bu. 4 saat buharda bekletiyoruz. Hindimizi buharımızın üstünden aldık efendim. Altında söndürdük daha önce. Hindimiz burada hazır. Şimdi burada bir karışımımız var. Bunda biraz süt, biraz yoğurt, biber salçası, toz biber, karabiber, pul biber hafif ve zeytinyağımız var. Şimdi bu sosla bunu yüzünü kızarması için soslayacağız efendim. Evet, şimdi hindimiz fırına gidecek. Fırında az bir durduktan sonra efendim servise hazır. Şimdi bunu fırınımıza gönderiyorum. 15 dakika kızardığı zaman hindi servise hazır. Kızarması da tamam. Hindimiz servise hazır.